Bir şiirde benzeyen ve benzetilen aynı anda kullanılırsa biz buna teşbih diyoruz hocam. Bakın çıkmış soruda. Sevgilinin Selvi gibi uzun boyu. Hocam sevgilinin uzun boyunu Selvi'ye benzettim hocam. Buna biz teşbih diyoruz, benzetti diyoruz. Sevgilinin küçük ağzını Gonca'ya benzettim. Teşbih. Demiş ki 2023 ayet edebiyatta. Böyle demesek de bu benzeyeni söylemesek. Sadece güçlü olan benzetileri söylesem. Sadece Selvi ve Gonca desem. Zaten Selvi deyince sevgilinin boyu, Gonca deyince sevgilinin ağzı anlaşılır. Bu acaba hangi edebi sanat olur? Yani benzeyen ve benzetilenden sadece bir tanesi varsa o da biz ne diyoruz arkadaşlar? İstiare diyoruz. Yine sınavda karşımıza çıkacak.